Anadolu, medeniyetlerin doğup geliştiği topraklar, tarımın, ticaretin, bilimin kaynağı. Tarih boyu bu toprakları özel kılan bir şey vardı. Üzerinde yer alan yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü. Dağlar, akarsular, ovalar. Yalnızca coğrafyamıza değil, insana ve onun hayatına da şekil verdi. Kimi zaman fırsatlar sundu, kimi zaman sorun çıkararak çözüm bulmaya zorladı. Anadolu'da yaşam tüm bu şekillerin etrafında devam ediyor. Tarıma elverişli ovalar, tarih boyunca insanların en temel ihtiyaçlarını karşıladı. Medeniyetler ovalar etrafında şekillendi. Bu topraklarda köklü bir tarım geleneğinin oluşmasına aracılık etti. Bu nedenle bu düzlükler günümüzde hala cazibesini koruyor. İnsan üzerinde yaşadığı toprağa hak ettiği değeri verdikçe ovalarda gerçek birer hazineye dönüşüyor. Yaşamak için ihtiyaç duyulan temel kaynaklar ancak insan eli değdiğinde gerçek değerine ulaşır. Tıpkı toprak gibi. Toprağı çorak bir araziden çıkarıp verimli bir tarlaya dönüştürebilmek için hünerli ellere ihtiyaç var. Anadolu'nun bereketli ovalarından çıkan her ürün bu eller sayesinde sofralara ulaşıyor. Onlar tarımın gizli kahramanları. Onlar üretimin bel kemiği. Onlar mevsimlik tarım işçileri. Yani işimiz bu. Başka yaptığımız bir iş yok. Zaten yazın bizim orada iş var. Mercimek işi bilmem ne. O bitti mi? Biz İzmir'e gittik önce. 7. ayın 10'unda. Orada 50 gün çalıştık. Domates sergisiydi. Sonra buraya Kayseri'ye geldik. Aynı kişiye çalışıyoruz. Budur yani. Burası bitti mi memlekete gidiyoruz. Kışın bir iş yapmıyoruz. Yani hep bu işler. Hep dışarıda çalışıyoruz. Aydın Çavuş ve ekibi burada üretilen domateslerin kurutulmasından sorumlu. Ürünler buraya getirilince vakit kaybetmeksizin çalışmaya başlayacaklar. Yoğunluk başlamadan önce gündelik ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Mesai öncesi sabahın erken saatlerinde bu fırsatı değerlendiriyorlar. Su, yazın en sıcak günlerinde buradaki tarım işçileri için büyük bir ihtiyaç. Pınar da ailesi için kaldıkları çadıra su taşıyor. Ben
küçüklüğümden beri aslında bu işlerin içindeyim. Küçükken sadece kardeşlerime bakmak için gelirdim. Büyüdüğünde çalışma yaşıma geldiğimde babam beni zorlamıyordu. Hani okumamı istiyordu, kazanmamı, belki kazanıp bu hayatı yaşamayacağımı umut ederdi. O yüzden hani bana bırakırdı, hani yazın istersem çalışmaya gidebilirim veya evde kalabilirim. Ben de hani giderdim, hani gideyim biraz çalışayım, ben de para kazanayım, çok da fazla yük olmayayım. Kayseri Yeşilhisar Ovası'nda son dönemde kurutulmuş domates işi oldukça revaçta. Bu bölgede ekim için tercih edilen domatesler yüksek verimli, daha etli ve az çekirdekli bir türden seçiliyor. İşçilerin yoğun emeğiyle toplanan domatesler kasalara yüklenir yüklenmez kurutma alanına yollanıyor. Tır kurutma alanına gelince işçiler domatesleri sergiye dökmeye başlıyor. Vakit kaybetmeden bir başka ekipte domatesleri kesmeye koyuluyor. Burada işlerin eksiksiz yürümesinden Siverekli Aydın Çavuş sorumlu. Domates buraya gelmesi patrona ait. Bizle alakası yok. Sergiye geldim, bize ait oluyor. O domatesin indirilmesi, kesilmesi, tuzlanması, kuruyup çuvallanması ve de yüklenmesine kadar hepsi bize ait. Biz sayı olarak her aileye sayı veriyoruz kasa olarak. Biz onu yazıyoruz. Akşam hepsini topluyoruz. Bir kasası biz 1,5 milyona kesiyoruz. Kim ne kadar fazla kesse o kadar ona göre kazanıyor. Buradaki herkes adeta kusursuz işleyen bir makinenin parçaları gibi çalışıyor. Haftalarca sürecek bu iş insan vücudunun sınırlarını zorlayacak cinsten. Mesela domates de bizim ailenin 3. yılı. İlk yıl gerçekten herkes için çok fazla zor oluyor. Böyle akşam hani elinizi kolunuzu kaldıracak haliniz olmuyor. Yani zor. Bünye hani ilkin yeni alışmaya başlıyor. Yani çok zor ama sonraki yıllarda 2 veya 3. yılda pratikleşiyorsunuz da. İlk yıl öğrenme, 2. yıl pratik, 3. yıl artık gerçekten hız kazanıyorsunuz. Pınar'ın buradaki sorumlulukları sadece tarladaki işleriyle sınırlı değil. Domatesleri kestikten sonra ailesi için yemek hazırlamak zorunda. Durup dinlenecek hiç zamanı yok. Kadınlar için çok daha zor gerçekten. Bunun yemeği var, çamaşırı var. Hani her şey kadınlardan soruluyor.
bazen hani olur, hani arkadaşlarımla sohbet ettiğimde onlar da böyle bazen şikayet ederler yaptıkları işlerden. Hani onlara derim ki en azından derim sizin gece uyuduğunuzda başınızda çatı oluyor. Hani bunun bile farkı çok. Yani çadırda kalıyoruz. Genç yaşta omuzlarında ağır bir yük taşıyor Pınar. Ailenin her bir ferdi gibi büyük bir yaşam mücadelesinin içinde bulmuş kendisini. Ancak bu zor koşullara rağmen hayatında yeni bir yolculuğa başlayacak olmanın heyecanı içerisinde. Pınar haberi aldığımız zaman Amasya'da soğan işindeydik. 2 yıl önceydi. Pınar şeyi açtığı zaman, baktığı zaman elleri titriyordu. İlk önce bir havaya fırladı, dedi 15.000'deyim. Sonra iyice bir baktı, yok 3.500. Türkiye geneli, Türkiye sıralamasında 3.500 sıradaydı. Kazandı, yani sevindik. Hala da seviniyoruz. Pınar Hukuk İstanbul Üniversitesi. İşte Allah kısmet ederse ayın 13'ünde açılıyor. Göndereceğim ben. Pınar'ı yepyeni bir gelecek bekliyor. Mevsimlik işçi olarak başladığı yaşamına başarılı bir hukukçu olarak devam edecek. Yarınlara daha bir umutla bakıyor artık. Ben eskiden gerçekten hani şu mevsimlik iş dışında Siverek'ten, bizim ilçeden hani çıkmazdım. Hala öyle. Bir hani Urfa'yı görmüş, Balıklı Gölü bile görmüşlüğüm yok benim. Hatta şey derim ben, Balıklı Gölü göremeden Marmara'yı göreceğim. Yani çok değişim. Artık hayatımın devamı burada olmayacak. Bunu biliyorum. Yani burası benim için bir son değil artık. Ovaların gerçek sahipleri onlar. Her anı zorluklarla geçen yaşamları boyunca mücadele etmekten de, umut etmekten de hiç vazgeçmeyecekler. Şimdi onlar için yeni istikamet neresidir hiç bilinmez. Ancak kesin olan bir şey var. Mevsimlik işçiler alın terinin karşılıksız kalmayacağı her tarlayı kendi evleriymiş gibi sahiplenmeye devam edecekler. İnsanoğlu toprağı daha verimli kullanabilmek için yeryüzünü yeniden şekillendirdi. Bu sayede tarım alanlarını genişletti. Üretim imkanlarını arttırdı. Kahramanmaraş'taki Sağlık Ovası da eski bir göl tabanı aslında. Bu ova eskilerin Gavur Gölü ismiyle bildiği sulak alanın kurutulmasıyla oluşmuş. Ova tabanı bu nedenle sürekli nemli kalıyor. İsmet de Sağlık Ovası'nın kendisine sağladığı bu avantajı iyi kullananlardan. Babasından öğrendiği yöntemlerle uzun yıllardır burada İlginç bir ürün yetiştiriyor. Bu bitkinin adı aktarı. Buraya kışın su basıyor. Su bastığı için de buğday olmuyor. Bu beyazları su istemez. Onun için bunu ekiyor. Bu da hem masrafsızdır bu. Bu müşterisi hazır zaten. Bu çok kıymetli bir mahsul. Buğday 2 lira, 2,5 liraya giderken 5 liraya gelmişti.
Aktarı oldukça verimli bir ürün. İsmet de bu durumdan son derece memnun. Burada yetiştirilen ürün kuş yemi olarak tüm Türkiye'de satışa sunuluyor. Ancak bir sorun var. Evcil kuşlar için yetiştirilen aktarıyı bu bölgedeki yabani kuşlar da çok seviyor. Ve göz açıp kapatıncaya kadar tarladaki aktarının önemli bir bölümünü tüketebilirler. İsmet için nöbet tutmaktan başka çare yok. Kuşları 50 dönümlük büyük bir araziden uzak tutmak zorunda. On binlerce kuş geliyor, hazır ırzgımızı alıp çalıp gidiyor. Bu kuşlar alıştığı yere, ilk konduğu yeri yedi mi bir yer aladım oraya. Oradan başka yere konmaz. Bak buraya 50 dönüm yer. Buraya bekliyorum ben. O şey salıyorum ya. O hayvanlar bir ses geldiği zaman ürküp giriyor. Torpil diye bir şey var. Havada patlatıyoruz. Ondan daha çok korkuyor. Aktarı her ne kadar kuşların iştahını kabarsa da İsmet'in de geçimi bu hasata bağlı. Bu nedenle mahsule gözü gibi bakmalı. Bir anlık rehavet telafisi zor sonuçlar doğurabilir. Yıl boyu bunu bekliyor işte. Bir sene bunu ekecek, kazanacak da kazanacak işte diye bekliyoruz. Benim maha burada en az 2 ton darımı yedi ya. 10 bin lira. Ne yapacağım? Beklemezsek buraya hepsini yerler. Bu kuşlardan çok perişan oldu. Biz perişan ediyor. 40 gün bunu bekliyor. 40 gün. Bu darı 3 ay 10 günde meydana gelir. Ekildiğinden biçildiği gün. Yani yarın 96. gün bu. Yarın inşallah biçtireceğiz bir şeyden gelip. Bundan kurtulacak. İsmet'in aktarı nöbeti nihayet sona erdi. Yarın onun için büyük gün. Tüm bu zahmetin sona ermesi için kısa bir süre daha sabretmesi gerek. İsmet yeni güne, yeni umutlarla başladı. Artık biraz olsun rahat bir nefes alabilir. Kuşları uzak tutmak için kullandığı tüm malzemeleri gönül rahatlığıyla toplayabilir. Bu araçlar uzun yıllar boyunca İsmet'in en büyük yardımcıları oldu. Ve gelecek yıl hepsine yeniden ihtiyacı olacak. Babalarım, dedelerimiz gelmiş bunu vurmuş, gitmiş böyle yapıyor işte. Sen de yapıyorsun, ben yapıyorum. İp çekiyor, iplere batlar bağlıyoruz, hayvanlar yüksün olmasın diye. Zaten zarar verecek olsak bunlar tünediği yerde bunların hepsini öldürürük. Ama zarar vermek istemiyor. O da bir mahlukattır bizler gibi. O da rızkını arayacak. Sen de rızkını toplayacaksın. Biçer döverler ekinleri toplamaya başladı. İsmet emeğinin karşılığını almak üzere. Şimdi sıra başakçılarda. Hasat sonrasında tarlaya dökülen ürünleri toplayanlar Anadolu'da başakçılar ismiyle anılıyor. Ve burada da biçer döverin toplayamadığı ekinlere İsmet'in de izniyle başakçılar talip oluyor. Başakçılar karınca kararınca kısmetlerine düşen ekinleri topluyor.
Çiftçi İsmet, Başakçılar ve Kuşlar. Kahramanmaraş'taki Sağlık Ovası bir kez daha hiçbirini geri çevirmedi. Herkes mahsulden kendisini doyuracak kadar pay aldı. Gelecek yıl herkesin gözü yine bu tarlalarda olacak. Doğa hem mücadele hem de uyum içinde yaşayan canlıların rızkını şimdiden ayırdı bile. Anadolu'nun ovaları cömerttir. İnsanlara sunduğu faydaların bir sınırı yoktur adeta. Ancak ovaların cömert yüzünü görebilmek için yaratıcı düşünmek gerekir. Bu sayede ovada yaşayanlara hasat sonrası da yeni kapılar açılır. Doğadan her yönüyle yararlanmanın en ilginç yollarından biri de Antalya Döşeme Altı Ovası'nda keşfedilmiş. Döşeme Altı halıcılıkla anılan bir yer. Burada dokunan kovanlık halısı büyük bir şöhrete sahip. Nesilden nesile aktarılan bu gelenek Ayşe'ye çocuk yaşta emanet edilmiş. Ben 11 yaşımda annemden öğrendim döşeme altı kovanlık halısını dokumaya. Eskiden gelen yöreneğimizi hala biz devam ettirmeye çalışıyoruz. Halıların bir geçim kaynağı eskiden çokmuş. Bir oğlan eversen, kız çıkarsan bunlarla, halılarla yapıyorduk. Şimdi iş çevremiz değişti, bunun gelir kaynağı tükendi. Artık yeni nesilimiz de bunları vazgeçti. Dokuma tezgahlarının sesi artık daha zor duyuluyor burada. Neyse ki geleneği sürdürmekte ısrar edenler de var. Halıcılık bu kez daha farklı bir geçim kapısı olmuş Döşeme Altı Ovası'nda. Hasan sahibi olduğu bu tarlada Türkiye'nin dört bir yanından gelen halıların eskitme işini üstlenmiş. 1978'den bu tarafı bu işin içindeyiz. Babadan gelen bir yerimiz var. Kış ve bahar döneminde hubata burada arpa, buğday, yulaf ekerek arazi o şekilde değerlendiriyoruz. 6. ayda Haziran'ın 1. haftasında hubat mahsulü kaldırdık mı halı tarlasına çeviriyoruz burayı. Eylül 20'ye kadar burada güneş demarımız olur. Nasıl güzelleştiriyor? Halıların içindeki bakterileri yok ediyor. Ne bileyim bir pire, güve, bilhassa kullanmayan havada halıda kesinlikle güve olur. Bu güveleri yok ediyor. Artı rengini solduruyoruz güneşte. Pastelleştiriyoruz yani. Güneş burada halıları adeta yeniden boyuyor. Türkiye'nin her yerinden yılda 25 bin halının geldiği bu ovada halılardan kalabalık bir ekip sorumlu. Ekibin liderliğini ise Ayşe yapıyor. Uzun yıllar halı dokuyan Ayşe, tecrübesi sayesinde
bir de rütbe kazanmış. Ayşe Çavuş diyorlar ona. Siz bu sıradan gidin, onlar oradan çıksın hala, tamam mı? Siz burayı kalın. Nesrin, yukarı atır biraz kızı. Halı üstüne gelmesin, ibikler bat şey olmasın. Ayşe'nin başında olduğu kalabalık ekip işe koyuldu. Halıları belirli aralıklarla ters çevirmek zorundalar. Halılar ancak bu sayede tam manada güneş ışığı alabiliyor. Rengini bulan halılar toplanırken boşalan yerlere yenileri bırakılıyor. Buradaki yoğun trafiği Ayşe Çavuş idare etmek zorunda. Döşeme altında geçimini bu işten kazananlar her şeylerini güneşe borçlu. Ancak yaz sıcağı burada çalışanları çok zorluyor. Yine de biraz olsun dinlenmek için küçük fırsatlar yaratıyorlar. En büyük zorluk sıcak. Ama sıcak olmasa da bu hallar olmuyor. Bu kilimler olmuyor. Zorluğu bu. Ama kocaman bir kaliptos ağacımız var. Onun altına geçince yorgunluğumuz orada geçiveriyor. Halılar tıpkı ekinler gibi toplanıyor burada. İşi biten halıların yerini sürekli bir yenisi alıyor. Bu döngü 3 ay boyunca soluksuz devam edecek. Eğer iyi bir planlama yapılmazsa işler içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Mutlaka işlerin yürümesi için zoru ve kolayı başarmamız gerekiyor. Her iş kolay olsa hiçbir zor işin şeyi kalmaz yani, zoru da aşmak gerekiyor. Kısım kısım bölünce oluyor, yönetiyoruz yani. Tıpkı hasat sonrası toplanan başaklar gibi halılar da tüm güzelliklerini sergiliyor ovada. Döşeme altı tarlaları insanlara yeni geçim imkanları sağlarken ilmek ilmek işlenen halı ve kilimlerin de ömrünü uzatıyor. Yaşam burada kendini onarıyor ve asırlık köklü geleneklerin geleceğe uzanmasına aracılık ediyor. Anadolu'da tarım neredeyse insanlık tarihiyle yaşıt. Binlerce yıllık bu birikim kuşaktan kuşağa aktarılmış. Günümüze kadar ulaşan bu köklü tarım geleneği her bölgede farklı bir ürünle hayat buluyor. Manisalılar içinse üzüm yüzyıllardır bölge tarımının en revaçta ürünü.
Manisa, Göl Marmara Ovası üzümle anılan bir bölge. Üreticiler iyi bir mahsul elde edebilmek için yıl boyunca sıkı çalıştılar. Neyse ki aylarca süren koşuşturmaca son bulmak üzere. Akıllardaki soru hep aynı. Verilen emek ürüne yansıyacak mı? Cevdet'in de aklında aynı soru var. Tüm umudunu bağ bozumuna bağlamış. Tabii ki üzüm 12 ay boyunca biz toprağa döktük. Gübresidir, ilacıdır, sulamasındaki elektriğidir, yakıtı traktörlerin yakıtıdır. Yani hep bir masraf, 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 artık hasada geldik. Üzümlerimiz de ne kadar kaliteli ve verimli olursa da o üzümleri kaldırıp değerlendireceğiz. Ondan sonra da işte nişanlı oğlumuz mu var, kızımız mı var, onlara düğün yapacağız ya da tarım krediye borcumuz mu var? Veresiye gübre mi aldık? Mazot mu aldık? O borçlarımızı ödemek zorundayız. Ödeyelim ki gelecek sene yine istediğimizde borç alabilelim ya da kredi kullanabilelim. Yani bu iş bir döngü gibi böyle her yıl aynı şekilde olmakta. Burada çok büyük bir alanda üretim yapılıyor. Cevdet ne kadar zor olsa da tüm üretim sürecini yakından takip etmek zorunda. Aksi durumda işler içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Verimli bir hasat titizlikle yapılmış hesaplara bağlı. Cevdet buradaki her bir işçinin huzurla çalışması için elinden geleni yapıyor. Bizde 75 dönüm bağ var. Bu bağın hasadını gerçekleştirmek için günde 30 kişi çalışıyoruz. 30 kişiyle 10 günde hasadı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi işçiyi tarlaya gönderip ben başka bir yerlere gidersem o işçi tarlada güzel bir çalışma potansiyeli vermez bana. Onun çalıştığı benim karnımı doyurmaz. O yüzden ben yapılan işi görmem lazım. İşçinin başında bulunmam lazım. Onun derdiyle de ilgilenmem lazım. Güzel yanıyla da ilgilenmem lazım. O yüzden o insanlar benim yanıma gelmiş çalışmaya. Onlar da bir ekmek parası için gelmişler. Hem onlara bir abilik hem de patronluk yaparak onların yanında duruyorum gece gündüz. Hasta olsalar gece kalkarım hastaneye götürürüm. İyilerse de sabahleyin kaldırırım hepsini işe sokarım. Onları çalıştırırım. Yani bizim iş öyle yürüyor ya. Başka türlü yürümüyor. Anadolu'nun her köşesinde farklı isimlerle anılan çok sayıda üzüm çeşidi bulunuyor. Manisa'nın sultani üzümü de Göl Marmara Ovası'nda üreticilerin en çok tercih ettiği ürün olmuş. Sultani üzümü ekonomik getirisi nedeniyle daha çok kuru üzüm olarak satışa sunuluyor. Cevdet'in asıl işi üzümlerin bağdan kesildiği anda başlıyor. Üzümü kestikten sonra posatalı suyla yıkayıp sergiye seriyoruz. Yine iklim şartlarına bağlı ama genelde 11 ile 14 gün arasında kuruyor. Üzümü sergiye serdikten sonra yani yağmur yağmasın diye dua ediyoruz. Eğer aksi bir yön olur da yağmur yağarsa o zaman 12 günde kaldırdığımız üzümü 32 günde zor kaldırırız biz. Üzüm yağmurla buluştuğunda yumuşama yapıyor. Tekrar o yumuşaklığını geçirmesi için en azından bir 10-15 gün geçiyor.
O yüzden hava açık olup, güneşli olup bir an önce kaldırmak yani bizim de isteğimiz. Cevdet büyük bir heyecan içerisinde. Nihayet bu sezonun ilk kuru üzüm hasadını yapacak. Onca yorgunluğa rağmen hayatından memnun. Akşamları uyku girmiyor bazen gözümüze. Sabahleyin üzüm hasadı yapacağız. Sabahleyin üzüme ilaç atacağız gibi böyle bazen heyecanlı gecelerimiz oluyor. Aslında bu bizim rutin işlerimiz. Yani her sene zamanı geldiğinde yaptığımız işler. Ama severek yapıyoruz. Tabii bütün yıl bu işleri uğraştıktan sonra hasadı yaptığımızda ve ürün kaliteli, verimi bol da olduğu zaman o bütün yıl yaptığımız, çalıştığımız yorgunluğu işte o zaman atıyoruz üzerimizden. Anadolu uygarlıklarında bereketin sembolü olan üzüm salkımları Göl Marmara Ovası'na da mutluluk getirdi. Tarla sahibinin fedakarlığı tarım işçisinin alın terine karışınca toprakta üzerine düşeni yaptı. Şimdi herkes bu güzel hasadın keyfini dilediğince yaşayabilir. Çukurova. Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının beslediği bu bölge Türkiye'nin en büyük, en verimli arazisi. Tarih boyunca hiçbir uygarlık bu bereketli ovaya kayıtsız kalamadı. Bugün de Çukurova, Türkiye ekonomisi, ihracatı ve istihdamı için çok şey ifade ediyor. Hakkari Çukurca Çalıköy'ünden geliyorum. Buraya en Arenciye'de paketleme işi yapmak için geldim. Bu fabrikada hepsi akrabam oluyor. Hepsini tanıyorum. Onlar aradılar. O yüzden geldik buraya. Annemle ayrılırken çok zorlandım. Çok ağladım aynı şekilde o da ama hani mecbur kaldığımız için. Yoksa tabii ben de ondan ayrılmak istemem. Ama çalışmam gerekiyor. Çukurova Türkiye'de narenciye üretiminin merkezi. Bahçelerden çıkan narenciye bu fabrikalarda işlenip dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Ali işletmenin en kıdemli çalışanlarından biri. İşe yeni başlayanlara rehberlik ediyor. Aşağı yukarı 50 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Her türlü sebze meyve içerisinde yoğruldum. Asından zesine kadar her şeyini biliyoruz, anlıyoruz, görüyoruz. Yeni gelen çocuklar biraz şeylik yani sonuçta hepsi genç. Evinden yeni çıkmış, ailesinden yeni ayrılmış. Biz bunlara yabancılık çektirmeme adına bir baba şefkati, bir amca şefkati, bir abi şefkatiyle yaklaşıyoruz. Gerekli bütün şeyleri öğretiyoruz. Tarım sektörü gerçekten bacasız bir sanayi. Sonuçta fabrikamızda 150-160 kişi istihdam sağlıyor. Gerçekten Türk ekonomisine büyük bir katkıdır bu. Thank you.
Narinciye bahçelerindeki koşuşturmaca, fabrikalardaki telaştan çok da farklı değil. Burada küçük bir iş gücü ordusu aralıksız ter döküyor. Biz Sirt Ter var ya, Yapraktepe köyündeyiz. Biz akraba hesabımız 50-60 kişiyiz. Aynı mahalleden geliyoruz. Beraber çalışıyoruz. Sabah saat 4'te kalkıyoruz. Hazırlanana kadar saat 5 oluyor. Buraya gelene kadar saat 6-6.30 oluyor. 3 kamyonu bitirdiğin anda işin bitiyor abi. O yüzden biz sabah erken geliyor. Fabrika kamyon gönderiyor. Dolduruyor, kapımıza gidiyor. Saat kaçta bitiyor? 2'de, 3'te, 1.30'da belli olmuyor. Çalışanlar iş var abi. Çalışanlar evde zaten otururlar bile. Kahvaya giderler. Çalışması hayat devam etmez abi. Mecbur çalışacağız. Çocuğumuza bakacağız, ekmek götüreceğiz. Mecburdur abi. Herkes gücüne göre çalışacak. Portakal narin bir ürün. Bu nedenle kasalara koyarken oldukça dikkatli davranmak zorundalar. Bunun için yumuşak bir minderden yardım alıyorlar. Çünkü ziyan olan her ürün, ziyan olan emek demek. Hiç kimsenin çabası boşa gitmemeli. Her şeyi vaktinde bitirebilmek için doğru bir planlamaya ihtiyaç var. Herkesin belirli bir işi var. Bizim gibi yaşlı adam böyle mesela yaşlı o kadınlar var. Onlar hep tek geçiyor diye gençler araya çıkıyor. O gençler diye bazıları küfe çekiyor, fasa çekiyor. Herkesin işi bellidir abi. Zamanla yarış tüm hızıyla sürüyor. Bahçeden yola çıkan kamyonlar vakit kaybetmeden fabrikaya ulaşıyor. Fabrikada da tüm işler hızlı ve eksiksiz yapılmalı. Üretim zincirinin her bir halkası üzerine düşeni eksiksiz yaptı. Narinciye kasaları birazdan uzun bir yolculuğa çıkacak. Fabrikanın sahibi Kazım, sevkiyat öncesi tüm detayları gözden geçiriyor. Şimdi bizim burada günlük yaklaşık portakal olarak 150 ton portakal, 100 ton bandında da mandalina işleniyor günlük kapasitemiz. Bunun akabinde de tarlada kesimlerimiz oluyor buna ayak uydurmamız için. 15 ekip, 20 ekip gerektiği zaman bu şekilde kesimimizi yapıp devam ediyoruz. Genelde ürünlerimiz yurt dışına ihraç oluyor. Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ağırlık. Genelde ihracatçıların yani en büyük yaptığı yer Rusya'dır. Tarımın kalbinin attığı Çukurova ülkemiz için gerçek bir hazine. Verimli ve bereketli topraklarıyla bu düzlükler yüzyıllardır ülke refahına büyük katkılar sağlıyor. Çukurova'da ekilen her tohum, dökülen her damla alın teri binlerce yıllık tarım geleneğini geleceğe taşıyor. Anadolu ovalarının her biri yaşamlarımızda vazgeçilmez bir önem taşıyor. Emekle yoğrulan her karış toprak
bu ülkenin güzel insanlarına yurt oluyor, ekmek oluyor. Türkiye'de tarımla uğraşan milyonlarca kişi ovalarda yaşıyor, ovalardan geçiniyor. Bereketli ovalara ekilen her tohum, ülke ekonomisine can suyu vermeye devam ediyor.